Merhaba sevgili çocuklar. Pangar TV bugün yine bir ilke imza attı. Hiç kimsenin yapamadığını yaptı. Evet, yine bir ilk. Çünkü bugün Pangar TV YouTube kanalının ilk günü. Dolayısıyla bugün yaptığımız her şey zaten bizim için bir ilk. İlkler unutulmaz. Efendim biz dedik ki, madem 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda dışarı çıkamıyoruz, o zaman dışarıyı buraya getirir miyiz? Getiririz dedik ve getirdik. Sevgili çocuklar, her biri alanında uzman doğanın temsilcileriyle bugün burada sizler için gündemi değerlendiriyor olacağız. İlk konuğumu izninizle çağırıp açık oturumumuzu açmak istiyorum. Efendim ilk konuğum Kukla Konseyi Kuş Meclisi'nden Profesör Doktor Bu benim adım Çalı Kuşu. Hoş geldiniz efendim. Tabii siz sadece Çalı Kuşu'nu değil, doğanın tüm türlerini, tüm kuş türlerini temsilen bugün aramızdasınız. Sayın Profesör Doktor Kuguşingen Bilik. Hayır çocuğum, yanlış söyledin. Kuguşingen Bilik. Pardon. Kuguşingen... Bir dakika. Hayır. Kuguşingen. Çalışmıştım aslında. Kuguşingen. Neyse çocuğum boş ver. Kuş dili kolay bir dil değil. Hemşerilerim bana aramızda kuş konmaz der. Sen de öyle deyiver. Teşekkür ederim efendim bu samimiyetiniz için. O zaman hoş geldiniz. Sevgili kuş konmaz. Hoş bulduk. Efendim kuş konar ben konmam. Çok hoş. Efendim sıradaki konuğumuz kuşlara hiç de yabancı olmayan bir isim. Bizim sürekli soluduğumuz, gökyüzünün mavisini ta buralara kadar taşıyan Havan kime? Merhaba, beni görebiliyor musunuz Demet Hanım? Merhaba. Merhaba, efendim duyabiliyorum ama göremiyorum. Neredesiniz? Ay çok haklısınız. Bir saniye. Şimdi ben renkli balonlarımı takıyorum beni görün diye. Ay çok affedersiniz. Ben havanın bir an görünmediğini unutmuşum. Siz kendinizi balonlara doldurdunuz efendim görünmek için. Evet geldim. Şimdi beni görebiliyor musunuz Demet Hanım? Çocuklar siz görüyor musunuz? Evet efendim, şu anda çok net görünüyorsunuz. Hoş geldiniz. Böyle balonlar takıp geldiniz. Ne tatlısınız. Rahatladım. Ay. Çok güzel efendim. Hoş geldiniz. Şu anda herkes sizi görebiliyor. Efendim diğer konuğuma geçmek istiyorum ben. Diğer konuğum okyanuslarda, denizlerde, tatlı sularda yaşayan tüm canlılar adına burada bizimle. Balık baştan kokar. Yanlış efendim. Balık baştan kokmaz. Denizlerdeki hiçbir canlı baştan kokmaz. O insanlar arasında kokar. Doğru söylüyorsunuz. Yani ben yine bizim böyle insanların yanlış bildiği bilgilerden biri. İnsanlar baştan kokar efendim. Balık baştan kokmaz. Hoş geldiniz balık baştan kokmaz. Hoş bulduk efendim. Vallahi ta nerelerden geldiniz bizi kırmayıp, hoş geldiniz. Yo, bu benim hep yaptığım şey, yüzdüm geldim. Ben Venedik'te tatildeydim. Şu an Venedik suları ışıl ışıl, tertemiz, su canlıları arasında şu sıralar çok popüler Venedik. Çok güzel tabii, yani insanlar da evden çıkamayınca. Evet, ortalık bize kaldı. o zaman hemen sizin çok yakın bir dostunuz gelsin. Dünyadaki bütün su kaynaklarını temsilen aramızda olacak açık oturumumuzda. Efendim sayın sular seller. S-
Sular seller teknik bir arıza mı oldu acaba? Pardon, ben doçent doktor demeyi unutmuşum galiba. Belki de o yüzden kendisi. Efendim, sayın doçent doktor, sayın sular seller, hoş geldiniz. Azıcık bağırın Demet Hanım. Kulağına su kaçar da. Duymaz çünkü bu. Ha öyle mi? Ha peki. Efendim... doçent, doktor, sular, seller. Efendim sular, seller orada mısınız efendim? Ben doğru mu geldim? Burası neresi? Doğru geldiniz efendim ama yanlış yöne doğru bakıyorsunuz. Bakın efendim sağa ortaya bakın. Ortaya efendim sağa, sol. Sağımız, solumuz, ortamız. Sudan çıkmış balık gibiyim. Beni duyan yok mu sol? Efendim sesime gelin. Sular seller sesime bakın. Efendim sayın kuş konmaz, balık baştan kokmaz ve havan kime? Bir yardım edebilir misiniz bana? Kendisini çağıralım aynı tabii. Anda. Benim sesim ulaşamadı. Tabii. Yeah. Efendim şimdi ben 3'e kadar sayacağım. Sular seller diye bağıralım olur mu? 1 2 Sular seller! Çocuğum 3 dedi. 3'e kadar dedi. 3'e kadar işte. 3'e kadar. Efendim ben bakın hemen kime ben çok açık ve net olarak söyledim. Demet Hanım. Buradayım mısınız? Niye seslenmiyorsunuz? Kayboldum sandım. Çok korktum. Efendim seslendik ama şey yapamadık, duyuramadık. Hoş geldiniz. Demet Hanım. Hoş geldiniz. Efendim ben gelmedim. Ben zaten buradaydım. Siz geldiniz. Siz hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Evet Demet Hanım. Ben de sizi. Ben de. Tamam efendim. O zaman ben diğer konuğuma geçeyim. Çünkü ben de sizi efendim. Ben de sizi. Evet tüm bitki örtüsü adına gelecek benim diğer konuğum. Burada kendisi aynı zamanda bir doğa fotoğrafçısı. Fotosentez. Demet Hanım merhaba, nasılsınız? Sizi görmek çok güzel. Çok teşekkür ederim efendim, gayet iyiyim. Sizi görmek de çok güzel, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Pardon bir şey soracağım. Bu ne kadar sürecek acaba? Akşam Instagram hesabımda kendi canlı yayınım var da. Ha, biz sizi yetiştiririz efendim. Öyle mi? Teşekkürler. Rica ederim. Bu yoğun gündeminizde de bize de vakit ayırdınız. Çok teşekkür ederiz. Evet sevgili çocuklar, şimdi müsaadenizle son konuğumu çağırıyorum. Kendisi grip elçisi Nazal Naz. Ne? Grip mi? Şey yapmanıza gerek yok, panik yapmanıza gerek yok. Bu aşısını yıllar önce bulduğumuz, bildiğimiz grip. Düz grip yani. Ama efendim yani akşam benim canlı yayınım var, risk alamam. Anlıyorum efendim, şu anda bir risk altında değilsiniz. Merak etmeyin, hoş geldiniz Sayın Nazal Naz. Hoş. Hoş. Efendim lütfen böyle yapmayın ama bildiğimiz grip dedik. Bildiğimiz grip. Lütfen. Zaten ekranları başındasınız. Yani uzaktasınız. Buradan bir şey olmaz. Emin misiniz Demet Hanım? Ama orası belli olmaz Demet çocuğum. Ben daha yeni kuş gribinden kurtuldum da. Halam olur o benim. Çok tatlıdır. Öyle mi efendim? Evet. Halanıza da geçmiş olsun. Siz de yayınımıza. Hoş geldiniz. Efendim şimdi Nazal Naz'ı da yayınımıza aldıktan sonra ben size sorularımı yöneltmek istiyorum. Sayın Kuş Konmaz sizinle başlayalım efendim. Hay. Efendim türünüz 150 milyon yıldır bu dünyada dört dönüyor. Hayır çocuğum, hayır. Yine yanlış söyledin. 150 milyon değil, tam 160 milyon.
Yani arada 10 milyon yıl fark var. Lütfen rica ediyorum doğru söyleyin efendim. Yani ben neler gördüm neler. Dinozorların kalan tek türü benim efendim. Ay doğru söylüyorsunuz. Çok affedersiniz. İşte Google bilgisi her zaman bize doğruları söylemiyor. Küçük bir yanlışlık yaptım. Daha doğrusu büyük bir yanlışlık yaptım. Evet efendim. Peki soruma geçmek istiyorum. Çevre için neden bu kadar önemlisiniz? Efendim ilk ağızdan sizden dinleyelim. Tabii efendim anlatayım. Efendim kuşların bir gagası vardır. Bir de kakası. Evet. Biz de şans getirdiğine inanırız. Ah, şansmış. Kakanın şansı olmaz çocuğum. Hiçbir şeyden haberiniz yok sizin. Bakın, bizim kakamız toprağa karışır ve bu sayede bitkiler yeşerir, büyür. Değil mi fotocuğum iyi bilir. Evet canım. Yani efendim biz aldığımızı geri veririz. O yüzden kakamıza lütfen saygı efendim. Çok doğru söylediniz. Yani biz yani sizin sayenizde de topraktan besinimizi alıyoruz efendim. Çok güzel özetlediniz. Çok güzel söylediniz. Ah sağ olun. Ben bunu bir de şarkıyla taçlandırmak isterim. Cik 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 cik. Yani zamanımız kalırsa neden olmasın? Tabii ki seve seve sizi dinleyeceğiz. Daha sonra vaktimiz ilerleyen dakikalarda dinleyeceğiz şarkınızı. Efendim sıradaki sorum size geliyor. Havan batsın. Ha? Pardon, havan batsın değil. Ben sizi yanlış anons ettim. Batmasın. Batmasın. Niye batsın ki? Hava kime batsın ki? Çok affedersiniz. Bu da böyle benim küçük yanlışımla. Benim, sıradaki sorum size geliyor. Havan kime? Hah, evet. Gel, o zaman, gel. O zaman ben size söyleyeyim. Peki senin havan kime? Tamam. Peki böyle böyle renkli renkli balonlar taktınız geldiniz. Ne iyi ettiniz. Çok güzel olmuş. Teşekkür ederim. Çünkü normalde kimse beni görmediği için görsünler beni Demet Hanım. Ben ünlü olmak istiyorum. Vallahi bugün ilk adımınızı attınız zaten. Bayrama evet. Da uygun olmuş, güzel olmuş. Evet, bayram, kutlama. Çok güzel. Sizinle beraber kutlama oluyor bugün. Efendim sizi davet ettik çünkü siz canlılar için çok önemlisiniz. Yani siz olmasaydınız dünya yaşamı da olmazdı. Doğru. Değil mi? Evet. Çok önemliyim ben. Mesela siz insanlar görmediğiniz şeylerin kıymetini bilmiyorsunuz. Ben aldığınız nefesim. Beni nefesinizle alıyorsunuz. Sonra veriyorsunuz. Demet Hanım, kolay değil. Her boşluğu ben dolduruyorum. Her yerdeyim ben. Ama siz beni görmezden gelip benim havamı bozuyorsunuz. Ay evet. Peki yani çok güzel anlatıyorsunuz da bir araya girmek istiyorum. Nasıl bozuyoruz mesela? Ne yaparak bozuyoruz sizin havanızı? Beni, yani havayı kirletiyorsunuz. Fabrikaların bacaları, arabaların egzozları, evet. Vın diye uçan uçaklar, parfümler fıs 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 fıs, evet. Bir sürü dumanlar. Evet. Yani bu ozon tabakasından bahsediyorsunuz. Yani bu yaptığımız şeyler ozon tabakasına, size de bize de zarar veriyor. Aslında kendi kendimizi zehirliyoruz. Öyle değil mi? Evet. Patlamış bir balon gibi deldiniz ozonu. Sormayın. Çok haklısınız. Ama yani sizi her nefes aldığımızda hatırlayacağız. Lütfen. Böyle güzelce içimize çekeceğiz. Oh. Yani sizi unutmak mümkün mü? Oh. Efendim siz ayrıca yani bir de dört elementten birisiniz. Biliyorsunuz çocuklar iyi biliyordur. Dört elementimiz hava, su, toprak, ateş. Bugün
belki ileride ateş ve toprağa da açık oturumumuza konuk etmekten çok büyük mutluluk duyarız efendim kendileri gelirlerse. O zaman ben sizden diğer bir elemente geçmek istiyorum. Yani havadan suya. Havasına, suyuna, taşın... Evet efendim, teşekkürler. Peki. Efendim, sular seller, dünyanın 1/4 vücudumuzun 70% oluşturan sular seller. Sorum size. Bağırın bağırın Demet Hanım. Ha pardon, evet affedersiniz. Sular seller, sorum size. Yani böyle sanki derinlerden bir ses geliyor. Ben mi Demet Hanım, bana mı seslendiniz? Evet, siz. Demet Hanım, hoş geldiniz. Ay. Baştan mı başladık? Efendim, hoş geldiniz diyor. Ben nasıl şey yapacağım acaba? Acaba efendim böyle şunu sallayarak kulağınızı bir temizleseniz mi? Demet Hanım, olmuyor. Öyle olmuyor. Bir kulağımdan giriyor, öbüründen çıkıyor. Fakat bakın, siz büyük büyük konuşun. Ben çok iyi dudak okurum. Gözlerim çok iyidir benim. Ha, hay Allah. Peki. Peki o zaman öyle deneyelim. Efendim. Siz. Siz. Evet, siz. Evet, biz. Evet. Evet, siz. Anladım Demet Hanım. Biz niye uzatıyorsunuz? Ben de bilmedim neden uzattım. Efendim siz neden buradasınız? Demet Hanım çağırdınız, geldim. Bu ne biçim bir soru? Hayır efendim, yani bir şikayetiniz var mı? Demet Hanım, şikayetim var. Kaderin böylesine şikayetim var. Nedir? Ama kadar ben de önemliyim. O dişler fırçalanırken, sebzeler, meyveler, bulaşıklar yıkanırken boşu boşuna, boşu boşuna o sular akıyor, akıyor, akıyor. Efendim çok haklısınız. Çok önemli bir konuya değindiniz. Şimdi burada sevgili çocuklar bir şey söylemek istiyorum. Şimdi biz böyle dişlerimizi fırçalarken, yüzümüzü yıkarken oradan böyle azıcık akan bir su, aman efendim bunun ne zararı olabilir diyoruz, ne kadarcık su gidiyor diyoruz ama onlar işte günde o açık bıraktığımız sular her bir diş fırçalamada elimdeki verilere göre 15 litre su ziyan oluyor. Evet efendim, evet. Yani burada çocuklardan bir yardım istiyorum aslında. Çünkü bu suyu boşu boşuna akıtan genelde büyükler. Yani anneniz, babanız, herhangi bir büyüğünüz işte tıraş olurken, dişlerini fırçalarken, yüzünü yıkarken, bulaşık yıkarken gereksiz yere su akıttığında siz onları ikaz ederseniz efendim doğanın bütçesine yüzde, nasıl diyeyim size, 35 litre suyu geri kazandırmış olacaksınız. Yok artık! 35! Çocuklar bravo. Yani ben bunu yapan çocukları şimdiden alkışlamak istiyorum efendim. Bravo! Bravo çocuklar! Bravo! 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 Evet efendim, şimdi görüşünü almak istediğim diğer bir konuğuma geçeceğim. Sevgili çocuklar. Balık baştan kokmaz. Efendim, bu pandemi yani salgın da diyebiliriz tabii buna. Pandeminin ne olduğunu ben biliyorum Demet Hanım. Pandemi bir kıta, hatta tüm dünya yüzeyi gibi çok geniş bir alanda yayılan ve etkisini hemen gösteren salgın hastalıklara denir. Bravo! Bravo. Çok i̇şte iyi. Bu. Çok güzel, yani müthiş bir hafızanız var. Efendim, bu pandemi ile beraber sizin hayatınızda neler değişti? Öncelikle herkese geçmiş olsun diyor, öpücüklerimi gönderiyorum.
Doğrusu insanlar için çok üzgünüz fakat şekerim biz çok mutluyuz. Çünkü biz şu anda suyun içinde fink atıyoruz, fink. Dünyanın bütün suları şu anda bizim. İstediğimiz yere fışır fışır yüzüp gidiyoruz. Dediğim gibi ben Venedik'ten yola çıktım. Kendimi akıntıya bir bıraktım. Pırıl pırıl sular, gözümü bir açtım. Haliç'teyim. Haliç'in suları tertemiz. Dediğim gibi tabii akşam nerede olurum hiç bilmez. Çünkü nerede akşam? Orada sabah yüzdüm durdum. Evet efendim. Çok mutluyuz ama Haliç'te o yüzden... balıkları ve temizliğini biz de görmek isterdik. Neyse. Çok teşekkürler. Evet efendim. Sıradaki soruma geçmek istiyorum ben. Sayın Fotosentez, sorun size. Nihayet Demet Hanım. Nihayet. Efendim? Yani beklerken ağaç olduk burada. Mesleki şaka yaptım Demet Hanım. Mesleki şaka. Taka taka. Evet. Çok güzel, vallahi çok çok neşelisiniz. Efendim nasıl geçiriyorsunuz günlerinizi bu ara? Demet Hanım, keyfim çok yerinde. Bol bol spor yapıyorum. Mutfaktan hiç çıkmıyorum desem yeridir. Daha bugün çikolatalı, karnabaharlı ekmek yaptım, nefis. Mangalcıların dumanları gözüme kaçmıyor. Sonra acaba yangın çıkacak mı? Bunlar ateşlerini söndürecek mi diye hiç endişelenmiyorum. Keyfim çok yerinde. Efendim tekrar söylüyorum, panik yapmayın lütfen. Bu bildiğimiz grip. Lütfen. Aşısı bulundu bunun. Bu bana bir komple. Önemli değil Demet Hanım. Ben çok alışkınım. Ben misal süpermarkete giderim alışverişe. Orada kendimi tutamam. Hapşırırım. İnsanlar kaçar. Bu hep böyle. Efendim peki siz ne zamandır bizim hayatımızdasınız? Oh. Efendim biz hep buralardaydık. Dünyadaydık. Fakat insanoğlu doğanın dengesini bozunca benim büyük büyük atalarım da 500 yıl önce insana bulaşmaya karar vermiş. İşte ben o zamandan beri hep böyle sümüklü, hep böyle hasta. Ay siz böyle anlatınca da neredeyse üzülüyor insan. Evet efendim, size soruma geleceğim daha sonra. Sayın Kuşkonmaz. Efendim, Profesör Doktor Kuşkonmaz. Sizin hayatınızda neler değişti bu pandemide? O kadar sevinçliyim ki çocuğum. Çünkü efendim uçaklar artık uçmuyor. Motorlarına da takılmıyoruz. Yani göç yolları da açıldığından inanır mısınız? Yıllardır görmediğim akrabalarımla kavuştum. Boğaz'da böyle bir çay keyfi yapıyoruz. Bir sohbet, bir muhabbet. Ay sormayın gitsin. Kuş sesleri obalara yayılır. Vallahi sevgili Kuşkonmaz gerçekten yayılıyor. Sabah böyle sizin hiç bilmediğimiz akrabalarınızın sesleriyle uyanıyoruz. Biz de çok mutluyuz ama yani biraz da kıskandım sizi açıkçası. Çünkü ben de arkadaşlarımla öyle muhabbet etmeyi çok özledim. Aa, senin telefonun yok mu hanım çocuğum? Ara arkadaşlarınla konuş. Hı? Yoksa fatura mı çok geliyor? Ha, yok. Yani ben öyle yani yüz yüze muhabbeti öyle sarılmayı falan özledim diye dedim. Efendim, evet peki havan kime? Hava nasıl? Oralarda üşüyorum. Sizde bir değişiklik var mı? Evet. Aslında var. Ben oldukça temizlendim. Bu virüsle beraber
motorlu taşıtlar, dumanlar durunca rahat bir nefes aldım. Kendi kendimi temizlemeye başladım. Normalde ise kendisi de burada. Çok fotosentez. Ormanlar. Yani fotosentez benim temizliğimi yapar. Evet, temizlik işlerine siz bakıyorsunuz. Çünkü pis, ne yapayım? Evet, bizimle pisleniyor yani. Ya üzerinden bir yük alıyorsunuz. Ve aslında bizim de üzerimizden bir yük alıyorsunuz. Öyle yani, öyle yüküm ağır. Teşekkür ediyoruz. Çok teşekkür ediyorum ben. Bütün insanlık adına da büyük bir teşekkürü hak ediyorsunuz. Sağ olun. Çocuklar. Teşekkür ederiz. Devam. Çok teşekkürler. Ay tatlım, valla gözleriniz sulandı. Birazcık duygusallaştınız mı? Ben mi? Evet. Ay neden duygusallaşayım ki? Hak ettiği bir teşekkür bu. Ama biraz duygusallaşsaydınız iyiydi. Neyse efendim, o da herkesin habitatı, herkesin doğası başka. Değil mi? Evet. Doğru. Teşekkür ederim. Ben yine de söyleyeceğim. Ağlamak yok, gülmek var. Efendim tamam, daha sonra onu alacağız. Zaten şu anda bir ağlama söz konusu da olmadı ama siz nereden şarkı söyleyeceğiz? İşte şarkı söyleme isteği, yeteneği böyle bir şey. O zaman şarkı söylemek lazım. Tamam. Efendim akışlar lütfen vazgeçmeyelim. Lütfen. Takip edersek ben de dağılıyorum çünkü, tamam mı? Evet efendim, çünkü programımızın bir akışı var. O akışta efendim sular seller size soracağım. Sular seller size soracağım. Demet Hanım! Buyurun! Efendim, sizi mutlu etmek için ne yapabiliriz? Sorun Demet Hanım, sorun! Sorduk ya, sular seller. Sizi mutlu etmek için ne yapabiliriz? Demet Hanım, varsa bir çayınızı alırım. Efendim... Yani daha genel olarak ne yapabiliriz? Daha genel. Anladım Demet Hanım, anladım. Evet. Çok basit, bakın. Yıkanın, yüzün, sandala binin. Ama çöpümüzü, sakızımızı, kağıdımızı, maskemizi, eldivenimizi suya atmayalım. Çok basit efendim. Bakın kirleniyorum. Daha da önemlisi, üzülüyorum Demet Hanım. Efendim, yani siz üzülürsünüz de biz üzülmez miyiz? Siz üzülünce bizim mutlu olmamız mümkün mü? Siz bizim içimizdesiniz. Aklımızı, gözyaşlarımız bile sizden çıkıyor. Yapmayın Demet Hanım. Ağlamak yok, gülmek var. Evet efendim, tamam, ben bir sonraki sorumu da fotosenteze sormak istiyorum. Efendim, benim kulaklarım çok sağlamdır, bağırmanıza gerek yok Demet Hanımcığım. Affedersiniz. Gözyaşlarınızdan öpüyorum sizi. Ay, teşekkür ederim, çok teşekkür ederim. Ben de suluyorum sizi gözyaşlarımla. Efendim, siz tabii yani sürekli böyle oksijenle kendinizi hep temizlediğiniz için... aklınız böyle zehir gibi maşallah denir ya. Öyle çok zekisiniz. Gözlerinizden belli oluyor zekanız. Fıldır, o yüzden fıldır. Size sormak istiyorum. İnsanlara ne önerirsiniz? Öncelikle beni Instagram'dan takip etmelerini öneririm tabii ki. Akşama canlı yayınım var. Tekrar hatırlatıyorum. Evet. Bir de söylemek istediğim şey şu. Ben ve bütün bitki arkadaşlarım yıllardır güneş enerjisinden yararlanıyoruz. Tüm insanlara da bunu öneriyorum. Hele ki böyle bir ülkede Edirne'den Ardahan'a her yer güneş yahu. Dört bir yanı güneşli cennet vatanımız.
Ay. Ah, havasına, suyuna. Taşına. Evet. Efendim. Efendim siz hazır havasına, suyuna, taşına, toprağına demişken Sayın Kuşkonmaz, insanlıktan istediğiniz bir şey var mı? Ah, ağlamak yok, gülmek var. Efendim şarkı dışında. Sanat engellenemez demek istiyorum o halde. Efendim, bir de altını çizmek istediğim bir konu var. Bakınız, biz kuş alemi kutlama yapmayı çok severiz. Yani şarkılar söyler, danslar ederiz. Ama siz bunu yaparken bir de pata 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 havai fişekler fırlatıyorsunuz. Bizlerse sağır oluyoruz, kör oluyoruz, kanatlarımız cayır cayır yanıyor efendim. Ayrıca bu sadece bize değil, size, suya, havaya, balığa, herkese zarar. Lütfen azıcık, azıcık empati efendim, empati. Doğru söylediniz, yani ne diyeceğimi bilemiyorum. Biraz utanç içindeyim açıkçası insanlar adına. Şey yapamadım yani, bir empatiyi ben bir açıklayayım efendim sevgili konuklarımıza. Empatinin ne olduğunu açıklamanıza hiç gerek yok Derya Hanım. Derya mı? Nasıl? Yok efendim bir şey, devam et. Biz doğayla barışık, doğayla birlikte yaşayan canlılarız ve empatinin ne olduğunu çok iyi biliriz. Arkadaşlar nedir empati? Evet, empati başkalarının duygularını anlamak demektir. Değil mi fotosente? Evet canım. Kendini karşındakinin yerine koymak demektir. Taka taka. Onun ne hissettiğini anlamaya çalışmaktır Demet Hanım. Vallahi sizin kulaklar da açıldı. Sular seller. Demet Hanım kulaklar derken... Çok yaşa arkadaşlar. Çok yaşa. Evet. Sizce çok canım. Yaşa Nazal Naz. Empatinin dibine vurdum. Dibine vurdum diyelim efendim. Ay çok güzel. O kadar eğlencelisiniz ki yani sizin yanınızdan hiç ayrılmak istemiyorum efendim. Şimdi rejiden bir haber var. Stüdyomuzda değil ama canlı yayında şu an telefon bağlantısı alacağız. Alo, Covid-19 orada mısın? Bulaş. Bak siz gidin onlara bulaşın. Bak alışverişe çıkan bir aile var orada. Alışverişe çıkan aile var bak 4 kişilik. Onlara bulaş, oradan yayılırız. Çocuklar siz de gidin bak orada bir tane dede var. Dede var. Saldır dedeye. Dedeye bulaş. Alo Demet Hanım meşgulüm kusura bakmayın. Kalabalığız biz. Nasılsınız efendim? Efendim valla bizi böyle evlere tıktınız. Sizler fink atıyorsunuz. Ne yapalım yani? Nasıl olalım? Sizde nasıl? Valla harikayız Demet Hanım. Harikayız. Çok şükür. Çok şükür. Her şey yolunda. Herkes hala zaman zaman görüyorum sokaklarda. Valla biz de tabii ne yapalım, işimiz başımızdan aşkın hale geldi. Dededen dayıya, teyzeden halaya, anneden çocuğa, çocuktan babaya, babadan anneanneye, anneanneden tekrar dedeye bulaşmak hiç bu kadar keyifli olmamıştı Demet Hanım. Fakat size şunu söylemek istiyorum Demet Hanım. Bizim çocuklar, diğer virüs kardeşlerim önce demişlerdi ki, ya biz insana hiç bulaşmayalım. İnsan dünya üzerindeki en zeki yaratık. Şimdi bunlar aşımızı bulur, hemen bilinçlenirler, sonra bizi öldürürler demişlerdi. Fakat insan nasıl saf çıktı Demet Hanım. Hepiniz çok saf çıktınız. Herkes sokaklarda, herkes bahçelerde mıç 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 el sıkışıyorlar, öpüşüyorlar. Rahat rahat gönlümüzce bulaşıyoruz. Yani hiçbir hayal kırıklığı olmadı çok şükür. Herkesin elinde, yüzünde ciddiyiz çok şükür. Efendim arada, çok beklersiniz. Çok yakında, yakında aşınız da buluşacak olacak ve hiçbir şekilde de ellerimizi de temizliyoruz sürekli. Dışarıda çıkmıyoruz efendim. Çok beklersiniz. Anlı kolonyadan nef
Laf ediyorum. Ama merak etmeyin, mutlaka hata yapan bir insan çıkıyor. Demet Hanım, sizin evin adresi de bizde var. Kapıya bir çıksanız size de bulaşacağız inşallah. Ama çıkmıyorum efendim, çıkmıyorum. Şimdi müsaade ederseniz öncelikle teşekkür ediyorum bana hem bulaşma hem de canlı yayınınıza bulaşma fırsatı verdiğiniz için. O yüzden ben de sizleri bir şarkıyla selamlamak istiyorum. Yastılar severim, daha kolay ürerim. Dışarı çıktığın anda içine de girerim. Sabırlarsan elleri öldürürsün bizleri. Elbet hata yapacaktır insanın kerizleri. Tamam yeter. Yeter, ben daha fazla değilim. Alın yayından Covid-19'u. Hayır düşman. Al sana bombe. Alın lütfen. Hayır. Alın yayından. Her yerdeyim. Her yerdeyim. Her yerdeyim. Hiçbir yerde gidin. Alın gidin. Terbiyesiz. Ay, insanın ne olduğunu bilmiyorsunuz efendim. 46 tane kromozomumuz var bizim. Biz bütün temizliğimizi de yapıyoruz. Bütün çocuklar da bu konuda son derece bilinçli. Dışarıda da çıkmak zorunda olanlar da maskelerini takıyorlar efendim. Çok yakın. Kırarsan dışarı girerim ben içeri. Öksürükte boğulursun, sonra tarih olursun. Demet Hanım alın şunu. Ya ağlamayın şunu. Acaba bu ikinci dalga mıydı? Evet, onun gibi bir şey oldu efendim. Yani şimdi yavaş yavaş sinirlerim de biraz geriledi ama programımızın sonuna geliyoruz. Yani benim bugün sizlerin anlattıklarından anladığım şu. Kısaca özetlemek gerekirse, yani yaşamak için sizlerin bize ihtiyacı yok. Zaten bunlar bundan binlerce, on binlerce yıl öncesinden beri bu dünya üzerindesiniz. Biz olmadan çok çok yıllar öncesinden beri. Ama bizim yaşamak için sizlere ihtiyacımız var. Ama işte biz, sular seller sizi kirletirsek, efendim havan kime, senin aksın deyip sizi kirletirsek, fotosentezi oradan yok eder, ağaçları olur olmaz yerde kesersek, eğlencemiz için havai fişekler patlatır, kuşlarımızın canından edersek, evet, o zaman işte bu virüslerin sonu gelmez. O zaman bu virüsler bizim dünyamıza musallat olur efendim. Bugün çok değerli bilgilerinizle bizi ve sevgili çocukları bir kere daha aydınlattığınız için sizlere bir kere daha çok teşekkür etmek istiyorum. Teşekkürler ve yavaş yavaş artık sona gelirken 23 Nisan'la ilgili ve insanlıkla ilgili son dileklerinizi ve son sözlerinizi almak istiyorum efendim. Evet. Sevgili kuş konmaz. O zaman şarkı söyleyelim. Tamam, şarkı söyleyelim. En arka o zaman sizi alayım. Fotosentez ne demek istersiniz? Efendim ben iyi bayramlar diliyorum çocuklara. Onların ağaçlara tırmanacağı günleri çok çok özledim. Ancak tabii ki dalları kırmadan ha. Evet. Çok şanslılar. Böyle bir bayramları var. Sevinçten havalara uçmalılar. Çünkü bugün Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin tam 100. doğum günü. İyi ki doğdun. İyi ki doğdun. Efendim bakın, bugünler geçecek. Biz tertemiz sularda çocuklarla hep birlikte yüzeceğiz. Mutlu bayramlar çocuklar. Sular seller efendim. Çok emin aziz olsunlar efendim. Çok teşekkürler efendim Nazan Naz. Sağlıklı bayramlar efendim. Teşekkürler efendim. Bugün 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı. Bugün aslında Cumhuriyet'in temellerinin atıldığı bayram. O yüzden bu ülkenin en önemli bayramı ve siz çocukların bayramı. Kutlu olsun efendim. Kutlu olsun. Bugün 23 Nisan efendim. Hep neşe doluyor insan. Sanki her tarafta var bir gün. Çünkü en şerefli, en mutlu gün. Bugün 23 Nisan. Hep neşeyle.
bir harman. Yoksa tutsak olurduk sen inan. Bugün 23 Nisan. Hep neşeyle doluyor insan. Hoşça kalın. Bye bye. Güle